Başarılı yerel hizmetleriyle son günlerde öne çıkan Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kanal 5 ekibini makamında kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Serhat Oğuz, Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan'a yaptığı açıklamada yönetim ilkelerine uyarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz ilkeler çerçevesinde vaatlerimizi yerine getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. O yönetim ilkelerimizi bir hatırlatmak isterim hemen kısaca. Onlara dedik ki biz insan odaklı çalışacağız. İki, çözüm odaklı çalışacağız. Üç, adil olacağız. Dört, şeffaf olacağız. Beş, ehliyet ve liyakat esasına göre yöneteceğiz dedik. Bu ilkeler çerçevesinde hemşehrilerimize vaat ettiğimiz konuları birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. CHP'nin yıllar önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuyla belediyelerin üniversite öğrencilerine burs verme kapısını kapattığını hatırlatan Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu konuda yaptığı çalışmayı şöyle anlattı. Üniversite öğrencilerimize destek olacağımızı söyledik. Tabii belediyeler bütçelerinden doğrudan doğruya öğrencilere bu söylemiyor. Ama biz ne olursa olsun insanlarımıza bu hizmeti götürmekte kararlıyız. Gönüllü insanlarımıza bir dernek kurduk. Ve o dernek üzerinden öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimizle başladık. Burs vermeye Allah nasip ederse Ekim ayı itibariyle başlıyoruz. Çünkü isimlendirme, mülakat süreci var. Bayağı bir müracaat oldu. Kaç öğrenci? 100 öğrenci diye başladık ama bereketli geldi. Sayı 150'ye çıktı. 150 tane öğrenci Kahraman Kazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği marifetiyle burs alacak inşallah. Belediyenin çiftçilere yönelik desteklerini de dile getiren Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açıklamasını şöyle sürdürdü. Çiftçilerle ilgili de tabii biz bir sanayi kentiyiz. Gelişen, değişen, hızlı bir şekilde nüfus artan bir sanayi kentiyiz ama sonuç itibariyle tarımla uğraşan çok ciddi bir nüfusumuz da var. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi yıllardır Kahraman Kazan'da fide ve tohum desteği vermiş. Ama bu yıl ne olduysa oldu. Mansur Bey'in ifadesiyle yetişmedi dedi Mansur Bey, yetiştiremedik dedi. Fide ve fide desteği verilemedi. Çiftçilerimizden gelen talep doğrultusunda biz çiftçilerimize 1 milyon tane fide desteği verdik Kahraman Kazan Belediyesi olarak. Akabinde de burada Kahraman Kazan'ımızın kavunu çok meşhurdur. Evet. Güzel bir kavun pazarı açtık. Hem orada üreticiye destek olmak adına hem de kavunumuzu tanıtmak adına pazara çekilen bütün kavunları belediye olarak biz satın aldığımızı üreticimize destek verme anlamında ilan ettik ve bunları satın aldık. Kahraman Kazan, kavun ve kavurma festivali yapacaklarını söyleyen belediye başkanı Oğuz, ayrıca istişare meclisi kurduklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı. Önümüzdeki sene inşallah Kazan içerisinde Kazan'ımızda kavun, kavurma ve et festivali yapacağız. Kazanın çünkü bu üçlü sacaya çok önemli. Bunun herkes tarafından tanınmasını istiyoruz. Güzel bir festival yapacağız Kahraman Kazan'ımızda. Bugünden hazırlıklar başladı. Başladı tabii. Aynen öyle. Ayrıca yine Kahraman Kazan'da mahalle kültür evleri projemiz vardı. İlçemizin en kalabalık mahallesi Atatürk Mahallesi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu projemiz desteklenmeye layık görüldü ve hibe desteği aldık. Atatürk Mahallesi'nde mahalle kültür evlerinin startını inşallah veriyoruz. Sonra kademeli olarak diğer mahallelerimize de bu mahalle kültür evlerini kuracağız. İçinde ne olacak? İçerisinde 4 tane derslik olacak. İçerisinde resim atölyesi, müzik atölyesi, 100 kişilik toplantı odası, kütüphanesi ve idari bilimleriyle 2 katlı gerçekten o mahallede çocuklarımız için gerçekten güzel etkinliklerin yapıldığı mekanlar olacak. Kahraman Kazanımızda toplumun her kesimiyle iletişime açık bir yönetim anlayışı ortaya koymak istedik. Bu amaçla da Kahraman Kazan İstişare Meclisimizi oluşturduk. Bu bizim seçim vaadimizdi zaten. Bunun esprisi şu: Kahraman Kazan toplumun her kesimiyle Kazan'ın sorunlarını oturup konuşmak istiyoruz. İlkini gerçekleştirdik. Kazan'da siyaset yapan, geçmişte siyaset yapmış, siyasette var olmuş insanlarımıza davet ettik ve onlarla oturduk, sohbet ettik Kazan'ı. Yine ikincisini gerçekleştirdik. Kazan'da devlet hizmetini sunan bütün yöneticilerimizi, devlet görevlilerini aynı çatı altında topladık ve bunlar hep informal toplantılar. Yani kayıt altına alınma değil, resmi bir şey, daha rahat, daha güzel, İnsanların düşüncelerini daha rahat söyleyebildikleri bir ortam olması için bu istişare meclislerimiz devam edecek. Bir de mahalle meclisleri topluyoruz. İlkini Orta Yazı sitemizde Atatürk Mahallesi'nde yaptık. İkincisini Kayı Mahallemizde yaptık. Yine mahalle meclislerimizi vatandaşlarımızın katılımıyla sokakta kurduğumuz ortamlarda, oluşturduğumuz toplantılarda mahalle meclislerini oluşturuyoruz.